görmeyecekmişiz gibi yaşıyoruz değil mi? Oysa ki Kur'an-ı Kerim Enbiya Suresi 34. ayet ne der bilir misiniz? Ey Muhammed, senden önce kimseyi ölümsüz kılmadık. Senden sonra da kimseyi ölümsüz kılmayacağız der. Nisa Suresi 78. ayet. Kaçmış olduğunuz ölüm bir gün gelip sizi bulacaktır. Tıpkı buradakilerini bulduğu gibi ölüm gelip bir gün bizi de bulacaktır. Ne kadar sağlam kalelerin arkasına gizlenirseniz gizlenin, ne kadar yükseklere çıkarsanız çıkın, ölümden kurtulamayacaksınız. Nisa Suresi 78. ayet. Her nefis ölümü tadacaktır belki. Bilir misiniz, toprak her gün seslenir insanoğluna. Yebni Adem, tahşi ala zahri, zurul kubure. Ey Adem oğlu, şimdi üstümde gülüyorsun, yarın altımda ağlayacaksın. Şimdi üstümde yemek yiyorsun, yarın altındakilere sen yemek olacaksın diyor. Diyeceksiniz ki duymuyoruz. Oysa ki Kur'an diyor, ikra. Oku. Açın Yasin Suresi 70. ayet. Biz bu Kur'an-ı Kerim'i müminler için bir kurtuluş, kafirler için vaat edilen azap gününün habercisi olarak indirdikler Kur'an-ı Kerim. Yasin Suresi 70. ayet. Hiç ölmeyecekmişiz gibi yaşıyoruz değil mi? Buradakiler de öyleydi. Ne hayalleri vardı, ne ümitleri vardı, ne hesapları ne kitapları vardı. Hele oğlanı da evlendireyim. Hele kızı bir baş göz edeyim. Hele bankanın taksiti bitsin. Hele hele ansızın geldi ölüm. Tıpkı buradakileri yakaladığı gibi. Bir anda geldi. Kaçış yok ölüm. Ölüm kimi için sevda yoluna başlangıç, kimi neyse azabın ilk durağı. Şu sessiz olduğuna bakmayın kabristanların. Kimi kabirlerin altında azap çığlıkları var. Kimi kabirlerin altı cennet bahçelerinden bir bahçe. Allah'ım kabirlerimizi cennet bahçelerinden bir bahçeye çevir ya Rabbi. Bugün size müthiş bir kısastan bahsedeceğim. Ölümün ansızın geldiğini anlatan bir kısas. Yolda yürüyordu bir anda adam. Karşıdan karşıya geçerken bir an yere yıkılıverdi. Başı dönüyordu sanki. Sanki bir şeyler ayaklarından yukarıya doğru gidiveriyordu. Bir an başında bir kalabalığın olduğunu hissetti. Acaba tansiyonun mu düştü dedi kendi kendine. Bir siren sesi duydu. Gelenin ambulans olduğunu gördü. Apar topar onu ambulansa koyuyordular. Ne oluyor bunlara? Bir şeyim yok benim dediyse bile kimse onu duymuyordu. Zorlu bir yolculuktan sonra kendini hastanede gördü. Sedyeli onu ambulanstan indirmişlerdi. Doktorun yanına götürüyordu. Doktor bir an nabzını ölçtü onun. Ne yapıyor doktor acaba? Görmüyor mu iyi olduğumu? Görmüyor musun? Hey! Dediyse bile kimse onu duymuyordu. Bir an üstünün örtüldüğünü gördü. Beyaz bir örtüyle. Götürün onu dediler. Nereye acaba götürüyorlar beni dedi. Görmüyorlar mı? İyiyim işte, kendimdeyim. Görüyorum sizi dedi. Bir an koridorlardan sedyenin üzerinde bir yerlere götürüldüğünü gördü. Götürüyorlardı onu. Birileri onu koridordan uzun uzun karanlık yere doğru götürüyordu. Nereye dedi? Beni nereye götürüyorsunuz? Duyan yoktu, işiten yoktu. Çünkü o alem sağırlar ve dinsizler alemiydi. Tıpkı bu kabristandaki yatanlar gibi. Bir an dört yazılı, dört harfli bir yazıyı gördü. Gözleri çarpını verdi. Kapının üzerinde dört harfli bir yer yazıyordu. Hepimizin gideceği bir yer. Kapının üzerinde morg yazıyordu. Hayır. Bu kadar da olmaz. Ben ölmedim. Hepsi bir şaka olsa gerek dedi kendi kendine. Morgdan içeri gördü.
Bir an bir dolap kapısının açıldığını gördü. Üstüne soğuk havaların çarpıldığını hissetti. Beni bu dolabın içine mi koyacaksınız? Hayır, ben orada duramam, üşürüm dedi. Kimse duymuyordu onu. Dolabın içine koyulduktan sonra kapı üstüne çarpılır mı? Ben burada kalamam, üşürüm. Birazdan hanımım çocuklarım gelecek. Beni buradan çıkartacak dedi kendi kendine. Yanında bir ses. Artık her şey için çok geç. Kafasını çevirip yan tarafına baktığında dolabın içinde ikinci bir cesetle karşılaştı. Sen de kimsin? Ne işin var burada dedi. Ben de senin gibi bir ölüyüm. Ama ben ölmedim ki. Konuşuyorum. Kimseye duyuramazsın sesini dedi. Göreceksin bak birazdan eşim çocuklarım gelecek. Beni çıkartıp götürecek buradan dedi. Bir kargaşanın sesi geliyordu kulaklarına. Hanımının sesini duyar oldu bir an. Bir an dolabın kapısı açıldı. Çıkartıyorlardı onu. İşte baksana demedim mi? İşte çocuklarım. İşte eşim geldi beni kurtaracak dedi. Eyha hanım ağlıyor. Sen de mi bunlar gibi aklını kaçırdın dedi hanımına. Görmüyor musun yaşadığımı? Duyan yok. İşiten yok. Firkas. Götürdüler onu mahallenin camisine. Buz gibi musallat taşın üzerine yatırdılar. Üşürüm ben bu taşın üstünde dedi kendi kendine. Ölüler üşümez ki dedi. Gök semalarından bir ses. Sesi duyunca demek ki ölmüşüm ben. Demek ki hayal değilmiş bunlar. Hepimiz bir hayal içerisinde değil miyiz? Dünyanın hayaline dalmadık mı? Hiç ölmeyecek gibi yaşamıyor muyuz? Camimin imamı yıkıyordu kendisini. Bir sağa bir sola çeviriverdiler. Yıkadılar onu. Oysa ki camiyle çok barışık değildi. Evet mümindi, Müslümandı ama Allah'ın emirlerini tam manasıyla görevini yerine getirmiyordu. Namazını az kılıyordu. Arada bir içki içiyordu, çok nadir. Bir kereden az bir şeyden bir şey olmaz diyordu. Kefenlediler onu. Bir an başının sımsıkı sarıldığını, bağlandığını gördü. Neden kapatıyorsunuz başımı? Birazdan çocuklarım beni görecek. Görmen için yüzümü açacak dediyse bile sesini kimseye duyuramadı. Tıpkı buradakilerin sesini kimseye duyuramadığı gibi. Tabuta koydular onu. Daracık bir tahta kutusunun içindeydi. Oysa ki dünyalara sığmam ben diyordu. Küçücük bir tahta kutusunun içindeydi. Nereye götürüyorlar beni? Birazdan beni gömecekler mi? Hayır, ölmedim. Rabbim ne olur bana bir şans. Gök semalarından bir ses. Biz sana çok şans verdik. Ama daha çok gençtim. 40 yaşındaydım. Geçenlerde komşun olan Ayşe 38 yaşında vefat etmedi mi? Evet doğru etti. Oysa ki sen ondan daha şanslıydın. Daha fazla yaşadın. Dikkat eder misiniz hiç? Ezan iki kez okundu. Eşheden la ilahe illallah, eşheden la ilahe illallah. Eşheden ne Muhammeden Resulullah, eşheden ne Muhammeden Resulullah. İkişer ikişer. Hayya alel salah, hayya alel salah. Hayya alel felah, hayya alel felah. Neden bilir misiniz? Öbür dünyada mahşerde duymadım, işitmedim demeyin. Dememek için tekerrür. Allah bile kulunu defalarca ikaz ediyor. Israrla tekerrür. Hayya alel salah diyor koca. Haydi namaza. Akabinde hayya alel felah. Namaz senin için bir kurtuluştur. Haydi kurtuluşa diyor. Oysa ki kulaklarımızı tıkamıyor muyuz o zaman? Daha vakti var diyoruz değil mi? Bir an cenaze arabasına koydular onu. Mahallenin içinden götürdüler. Bir an her zaman oturduğu kahvenin önünden geçiyordu. Gördü. Her zaman oturduğu kahvenin önünden geçtiğini gördü. Arkadaşlar oyun oynuyordu.
Hey, hey, duymuyor musunuz? Ben geçiyorum. Bari hiç ölüme saygı gösterin. Dedi kendi kendine. Oysa ki ben de hayattayken bir cenaze arabası geçtiğinde kalkmazdım ki dedi sonra. Mezarlığa getirdiler. Tabutu açtı. Mezarın içine koydular. Görüyordu yukarıdakileri, eşini, çocuklarını, annesini, babasını görüyordu. Mezarı da görüyordu, daracıktı. Kişi görür, ölü görür bunları. Oysa ki biz göremeyiz. Sağ olduğumuz halde hangimiz kabiri düşünüyoruz ki? Dünyaları verseler bir gece bir kabirde kalamazsınız sakin. Oysa ki kıyamete kadar kalacaksınız o kabirde. Beni şu daracık yere mi koyacaklar dedi kendi kendine. Dayanamam burada, sıkılırım. Kaskatı kesilirim, koymayın beni buraya dedi. Kimse sesini duyuramadı. Eyvah! Bir an üstüne toprağın atıldığını gördüm. Evlatları, en sevdikleri üzerine kürek dolusu toprağa, toprağa atıldı. Yavaş yavaş gök semalarıyla teması kesiliyordu. Gitgide gök semalarını görmez oldu. Üzerine tahtalar, topraklar atılıyordu. Görmez oldu. Bir an her taraf zifiri karanlık oldu. Daracık bir kabirde, zifiri karanlık bir yerde. Duramam ben burada, yapamam. Ne olur götürün beni. Bir şans Allah'ım ne olur dediyse bile sesini kimseye duyuramadı. Hocanın telkin verdiğini duyuverdi bir. Kabirin üzerinde sesler geliyordu aşağıya doğru. Ne olur gitmeyin dedi. Allah'ım bir şans. Allah'ım sana yalvarıyorum. Bir şans. Bütün kalan ömrümü seni razı etmek adına harcayacağım. Allah'ım dediyse bile. Buraya gelen bir daha geri dönemez. Tıpkı buradakilerin dönemediği gibi. Dediler melekler ona. Bir an kabrinin üzerinde seslerin azaldığını gördü. Herkes gidiyordu, farkındaydı. Kabrinin üzerini terk ediyorlardı. En sevdiği evladı, eşi kabrini terk ediyordu. Fark ediyordu. Sesler gitgide küçülüyordu, azalıyordu. Yapayalnız kaldığını anladı. Allah'ım ne olur bir şans dedi bana. Buraya gelen geri dönemez. Rabbim bir şans. Biz sana çok şanslıyız. Her ezan okunuşu sana bir ihtardı. Her cenaze sana bir ihtardı. Haşr suresi ne der bilir misiniz? Fahtebiru ya ülil efsar. Ey akıl sahipleri, cenazeleri, mezarlıkları, ölüleri görüp de mi ibret almazsınız diyor. Kur'an-ı Kerim Haşr suresi. Oysa ki sadece her şeyi kabristanda bırakıyoruz. Döndükten sonra her şey kaldığı yerden. Sanki hiç ölmeyecekmişiz gibi kaldığı yerden hayata devam ediyoruz. Ya sıkıldığını hissetti kabir. Dar geliyordu ona o çukur. Kendini çeviremiyordu. Sağ yapıyordu, sol yapıyordu ama dönemiyordu bir türlü. Tıpkı buradakilerin dönemediği gibi. Bir kalksam ayağa. Bir ayağa kalksam belki kalkabilirim dedi. Son bir hamleyle bütün gücünü kullanarak ayağa kalkmak istedi. Ayağa kalkmak isteyince fırlayıverdi yerinden, başı taşa değdi. Yataktan düşmüş. Başını yere çarpmış. Meğer gördüğü bir rüyaymış. Meğer rüya görüyormuş. Rüyayla birlikte sabah ezanı okunuyordu. Allah'ım!
Bana bir şans daha verdiğin için şükürler olsun dedi. Demek ki ölmemişim, bir şans daha hak etmişim. Bana bir şans daha verebildin ya Rabbi. Eğer gerçekten ölmüş olsaydım tıpkı buradakiler gibi. Meğer gördüğü bir rüyaymış. Rüyayla birlikte sabah ezan okunuyordu dedim ya. Bütün ev ahalisini uyandırdı. Allah'ım dedi, sana söz veriyorum. Bundan sonra namazımı tam kılacağım. İçki içmeyeceğim dedi Allah'ım. Seni sevdiğin, razı olduğun bir kuldan daha bir kul olacağım dedi Allah'ım. Meğer gördüğü bir rüyaydı. Onun gördüğü bir rüyaydı, unutmayın. O anlattıklarımın gerçeğini yaşadı buradakiler. Bütün dünyaları verseniz bir daha geri dönemeyecekler. Gelin, daha vakti varken, daha fırsat varken, daha şans varken geri dönelim. El açalım Allah'ım. Tövbe kapısı kapalı değildir, unutmayın. Bir gün bir Allah dostu kabristanda namaz kılar, cenazeli mezarlığın yanında bir namaz kılar. Namazını acele kılar. Bir an önce kılayım da çıkayım kabristandan, dünyavi işlere doğru gideyim, işlerim var der. Gece uyur evinde. Namazını kıldığı yerdeki kabir ehlini görür rüyasında. Kabir ehli ona der ki, neden namazını acele acele kıldın? Ama işim vardı. Ve rüya aleminde. Bilir misiniz der. Eğer biz sizin yerinde olsaydık, o iki rekat kılmış olduğun namazın bir rekatını bütün bir geceye, diğer rekatını bütün bir gündüze sığdırırdık der. Siz kılmış olduğunuz namazın önemini bilmiyorsunuz. Biz biliyoruz. Çünkü biz de bir zamanlar sizin gibiydik. Biz de kıymet bilmiyorduk der. Bütün bir dünyaya harcasalar, bir daha dönemeyecek der. Ya Rabbi bir Fatiha okuyayım diyorlar kimileri burada. Bir elem neşra için fırsat. Allah'ım bir kıyamda durabilmek için dönder beni. Müthiş bir söz var. Müthiş bir söz vardır. Bu sözle bitirmek istiyorum. Der ki, dünya öyle bir dünyadır ki, dünyaya gelen gidiyor da, giden geri gelmiyor. Dünyaya gelen gidiyor ama giden geri gelmiyor. Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti önce burada yatanların üzerine, sonra bu videoyu dinleyenlerin üzerine, sonra tüm inananların üzerine olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Dikkat edin. Can boğaza gelip köprücük kemiklerine dayandığı zaman çare bulan yok mudur denir. Ölecek olan artık ayrılık vaktinin geldiğini anlar. Bacakta birbirine dolaştığını, o gün sev yalnız Rabbinin huzurundur. Sadakallahü aleyhi ve sellem.